odaklanma problemi mi yaşıyorsun? Stres, kaygı, aşırı düşünme gibi sıkıntıların mı var? Tepkilerini yönetmekte zorlanıyor musun? Bugün bu videoda bu problemleri çözüme kavuşturmada sana yol arkadaşı olabilecek çok etkili bir pratikten söz edeceğim. Meditasyon. Meditasyonun bilimini, meditasyonu hayatına nasıl sokabileceğini ve bu konudaki 6 yıllık kişisel deneyimim üzerine konuşacağım. Hazırsan kahveni al ve sohbete başlayalım. Öncelikle meditasyonun ne olmadığı üzerine konuşalım. Meditasyon, Budizm ve Hinduizm gibi dinlerde kullanılan bir pratik olsa da, günümüzde Harvard ve Oxford gibi saygın üniversitelerin üzerine dersler verdiği ve araştırma merkezleri kurduğu bilimsel olarak ele alınan bir pratik halini almıştır. Yani ülkemizde pek çok kişinin düşündüğünün aksine meditasyon yapmak için farklı bir dine geçiş yapmak gerekmez. Meditasyon çoğu zaman namazla kıyaslanır ancak namazda Allah'a yöneliş vardır. Meditasyonda böyle bir yöneliş söz konusu değildir. Yani Müslüman da olsak, Hristiyan da olsak ibadetlerimizin yanı sıra meditasyon yapabiliriz. Meditasyon pratiğinde odaklanma ve farkındalık gücünü arttırmak için zihni belirli bir objeye odaklamaya çalışırız. Böylece zamanla zihinsel netlik ve duygusal olarak daha dengeli bir hal elde ederiz. Meditasyonda ustalaşmış kişiler, meditasyonda bölünmez bir konsantrasyon yakalandığından söz ederler. Benim de yoga hocam olan Çetin Çetintaş, Yoga Sutralar 1 kitabında meditasyonu şu şekilde tanımlar. Bölünmeden akan bir devamlılıkla, tek bir noktaya konsantre olma durumu. Ancak şunu unutmamak gerekir. Böyle bir konsantrasyon yakalanamasa bile meditasyon pratiğinin yani objeye konsantre olma çabasının kendisi çok kıymetlidir. Bu çaba sayesinde her geçen gün odaklanma gücü, zihni gözlemleme ve yönetme yeteneği gelişir. Zihni gözlemleme ve yönetme yeteneği de stres, kaygı, aşırı düşünme, duygusal tepki verme gibi halleri yönetmemize destek olur. Nitekim bu konuda pek çok bilimsel araştırma mevcut. Kaliforniya Üniversitesi'nin bir yayınına konuk olan Profesör Fadel Zeydan, yaptıkları araştırmalar sonucu yalnızca 20 dakikalık bir meditasyon pratiğinin dahi stres, kaygı ve yalnızlık duygularını azaltmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Bu slaytta bir seferlik 20 dakikalık meditasyonun kaygıyı ortalamada %22 azalttığına dair yapılan araştırmanın sonuç grafiği görebilirsin. Araştırmayı özellikle değerli kılan aldıkları sonuçları aynı zamanda beyin aktivitelerini de inceleyerek doğrulamaları. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tekniğiyle beyin faaliyetlerini belli ölçüde takip etmek mümkün. Bu teknolojiyle beynin farklı bölgelerindeki faaliyetlerin azalması ya da artmasına bağlı olarak kaygı durumu hakkında fikir sahibi olabilmişler. Profesör Fadel Zeydan yayında şu sözleri sarf ediyor. Meditasyondan faydalanmak için bir Budist keşişi olmanız gerekmez. Bu sözde şunu söylemek istiyor. Meditasyonun temel faydalarını deneyimlemek için bir meditasyon üstadı olmanız gerekmez. Hızlı bir şekilde başarabilirsiniz. Meditasyonun bilimsel olarak araştırılmış faydaları yalnızca stres ve kaygının azalmasıyla sınırlı değil. Columbia Üniversitesi Medical Center'da yürütülen araştırmalarda meditasyonun odaklanma ve öğrenme konsantrasyonunu artırdığına dair bulgular mevcut. Bu hiç şaşırtıcı bir bulgu değil. Çünkü meditasyon pratiğinin temeli zaten bir nesneye odaklanma çabası üzerine kurulu. Zihnimizi sabırla, kendimizi yargılamadan meditasyon objesine örneğin nefese odaklamaya çalıştığımızda onu yavaş yavaş odaklanma konusunda eğitmiş oluyoruz. Bunu tıpkı fiziksel olarak kas çalıştırmaya benzetebiliriz. Örneğin kol kaslarımızı ağırlık çalıştırıp eğitip güçlendirdiğimiz gibi zihnimizi de odaklanma pratiği yaparak eğitip güçlendirebiliriz. Son olarak bahsetmek istediğim bir başka bilimsel bulgu da meditasyonun öz kontrol ve disiplin üzerine faydaları ile ilgili. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün resmi web sitesinde yayınlanan bir araştırmaya göre yalnızca 5 günlük bir meditasyon pratiğinin bile beynin öz kontrol ilişkili bölgelerindeki aktivasyon ve bağlantıları geliştirdiği bulunmuş. Bu da hiç şaşırtıcı bir bulgu değil. Zihni odaklama konusunda eğitmek ve güçlendirmek aynı zamanda onu yönetmeyi de öğrenmek anlamına geliyor. Zihni yönetme konusunda kendini geliştiren birinin öz kontrol ve disiplin konusunda gelişmeme ihtimali var mı? Meditasyonun biliminden çok daha uzun konuşabiliriz ama biraz da benim kendi deneyimlerimden söz etmek istiyorum. Ben düzenli sabah meditasyonuna 8 Eylül 2017 yılında başladım. Tam olarak tarihini hatırlamamdan meditasyonun benim hayatımdaki önemini anlayabilirsin. 6,5 yıllık bu düzenli pratik zihnimi ve hayatımı dönüştürmede bana eşsiz katkılar sundu. Bana kattığı faydaları 4 maddede aktarmak istiyorum. Birincisi, kaygı yönetimi. Çocukluk ve gençlik yıllarımda yaşadığım travmatik olaylar
olaylar sebebiyle müthiş kaygılı bir insandım. Hayattaki ufak problemler dahi bende kaygı yaratıyordu. Hatta ortada hiçbir problem olmasa bile kaygılı hissediyordum. Meditasyon sayesinde bu duygunun içimde oluşma sebeplerini çözümledim. Kaygının oluştuğu anları tespit etme ve elimine etme yetkinliğimi geliştirdim. Hala süper rahat bir insan değilim, ancak eskisine göre içsel huzurumda muazzam bir artış var. İkincisi, negatif düşünce kalıplarını dönüştürme. Yaptığım meditasyon çalışmalarında kendimle ilgili sayısız gerçek olmayan düşünce kalıplarım olduğunu fark ettim. Kendimin değersiz olduğundan tut, sevilmeyi hak etmediğime kadar çok sayıda düşünce kalıbını fark ettim. Hiç unutmuyorum, uzun bir meditasyon çalışmasının sonlarına doğru bir ses bana durmaksızın "Geri zekalısın, seni aptal" gibi aşağılayıcı sözler sarf ediyordu. Meditasyonla kendim hakkında gerçek olmayan bu yargıları fark etmeye ve dönüştürmeye başladım. Bu yaşadığım süreci bir psikoterapi tekniği olan bilişsel davranışsal terapiye benzetebiliriz. Üçüncüsü, daha odaklı ve kararlı bir zihin. Ben yapı olarak aşırı düşünme eğilimi olan ve dağınık bir zihin yapısına sahip biriyim. Meditasyonla odaklanma gücüm arttıkça zihnimin bu dağınık halini çok daha iyi yönetebilir hale geldim. Şu anda zihnimi belirli bir hedefe odaklamakta ve o hedefe giden yolda engelleri kaldırmakta neredeyse hiç zorlanmıyorum. Ve dördüncüsü, çıplak varoluşumla bağ kurma. Meditasyon pratiğinde ustalaştıkça düşüncelerin azaldığı ve tek bir şeye konsantre kaldığınız zaman dilimleri artıyor. Bu zaman dilimlerinde varlığınızı düşüncelerinizle özdeşleştirme durumu azalıyor. Sebebi çok basit, çünkü düşünce akışı azalıyor. Hatta bazen sadece bir noktaya odaklanıyor. Varlığınızı düşüncelerinizle özdeşleştirme durumu azaldıkça sadece var olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlemeye başlıyorsunuz. Bu muazzam bir deneyim, çünkü hiçbir sebep olmadan sadece var olmaktan mutlu olmaya başlıyorsunuz. Ve bu deneyimi hayata taşımayı öğrenince aldığınız nefesin lezzeti dahi değişiyor. Bütün bu anlattıklarımdan sonra meditasyona nasıl başlayabilirim diye sorduğunu duyar gibiyim. Çok farklı meditasyon teknikleri var. Birkaç tanesini videonun açıklamasında paylaşacağım. Ancak bugün bu videoda kendi uyguladığım bir teknik olan Anapanasati meditasyonu da kısaca aktarmak isterim. Anapanasati meditasyonunda meditasyon objemiz nefes. Nefesin burun deliklerinden girişini ve çıkışını takip ediyoruz. Altına bir minder al ve rahat bir şekilde otur. Sırtın dik, omuzların rahat olsun. Meditasyona başlamadan burnundan derin birkaç nefes al ve ver. Ve dikkatini nefesine getir. Nefesin burun delikleriyle temas ettiği noktadan girişini ve çıkışını izle. Bir duygu ya da düşünce gelirse dikkatini nazikçe tekrar nefesine getir ve pratiği bu şekilde sürdür. Pratik esnasında şu 3 noktaya dikkat etmeni öneririm. Birincisi, herhangi bir düşünce veya duygu geldiğinde onu yargılayıp yorumlama. Dikkatini nefesine çevirirken bu duygu ve düşüncelerin tıpkı gökyüzündeki bulutlar gibi geçip gitmelerine izin ver. İkincisi, konsantre olamıyorum diye kendine kızma. Konsantre olamasan da pratiğin kendisi konsantrasyonunu müthiş bir derecede arttıracaktır. Ve üçüncüsü, herhangi bir beklenti içinde olma. Ne rahatlamak, ne zihnini boşaltmak, ne konsantre olmak gibi bir beklentin olmasın. Beklentiler zihnin bir ürünüdür ve insanın üzerinde ekstra stres yaratmaktan başka bir işe yaramazlar. Bu pratiği mümkünse günde en az 15 dakika uygulamanı öneririm. Eğer başlamak ve sürdürmekle ilgili büyük zorluk yaşıyorsan, 5 dakikayla da olsa, hatta Atomik Alışkanlıklar kitabında da belirtildiği gibi 1 dakikayla bile başlayarak zihninin konuya direncini kırabilirsin. Zihninin başlamak ve sürdürmekle ilgili direncini kırmayı başardıktan sonra yavaş yavaş süreyi arttırarak meditasyonu hayatının bir parçası haline getirebilirsin. Böylesine mucizevi ve dönüştürücü etkileri olan meditasyon pratiğini hayatına sokmanı gönülden dilerim. Umarım videoyu faydalı bulmuşsundur. Sorularını ve düşüncelerini yorumlara bekliyorum. Hoşuna gittiyse beğen tuşuna basarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Meditasyonla başardığım zihinsel dönüşüm hikayesi ilgini çektiyse şu videoyu da mutlaka izlemeni öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.